Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size geçenlerde kendim de kullandığım yeni bir programdan bahsedeceğim. Arkadaşlar, iPhone kullanıcıların işine yarayabilecek programlardan bir tanesini keşfettim yeni ve bunu sizinle paylaşmak istedim. Programın ismi iFixer. Yani isminden anlaşılacağı gibi telefonda bir problem olduğu zaman bunu fix etmeye yönelik, yani sorunu gidermeye yönelik bir program. Biliyorsunuz bizim de iPhone servisimiz var ve bu serviste kimi zaman donanımsal sorunları çözmek için tamiratlar yapıyoruz. Kimi zaman da yazılımsal bazı problemler için özel yazılımlar kullanıyoruz. Bunlar çok gelişmiş yazılımlar da olabiliyor. Sizden ulaşabildiğiniz yazılımlar da olabiliyor. Bunlardan bir tanesi de iFixer. iFixer programı donmuş. Telefonun ekranında herhangi bir görüntü yok. İşte recovery dediğimiz, DFO mod dediğimiz modda kalmış telefonlar için ilk denenmesi gereken programlardan başlıcası. Şöyle çalışıyor. Program telefonunuz diyelim ki recovery modda kaldı veya DFO modda kaldı ama bunun sorunun ne olduğunu bilmiyorsunuz. Bu sorunu gidermek için yapmanız gereken şeylerden biri telefona reset atmaktır, biliyorsunuz. Reset atamıyorsanız öncelikle bu program sizin yerinize reset atabiliyor. Veyahut telefonun işletim sisteminde büyük arızalar olmadığı durumlarda işletim sisteminizi onarıyor. Yani kritik açma dosyalarını yenileyerek onarıyor ve işletim sisteminin yeniden çalışmasını sağlıyor. Şimdi gelin istiyorsanız bilgisayar üzerinde açayım, hem bilgisayar üzerinde de anlatayım. Biraz daha anlaşılır olur. Hemen bir ekran kaydımı açayım. Tüm ekran kaydını yap, seçilen bölüme ekran kaydı yap. Evet arkadaşlar, programımız iFixer. iFixer programımıza bakıyorum. Nerede? Evet arkadaşlar, ikondan görüyorsunuz. Wootek diye bir firmanın ürettiği bir program. Ben bu programı bir tane cihaz, recovery modda kalan bir cihaz için kullandım ve olumlu sonuç aldım. Sonuç aldıktan sonra da üreticiye mail attım. Dedim ki bakın böyle programınızı kullandım. Bu programın tanıtım videosunu çekmek istiyorum ama bana bir tane lisans tanır mısınız bu programın videosunu çekmek için? Kendileri sağ olsunlar bana bir tane lisans gönderdiler ve ben size lisans ile lisanslı bölümlerin kısımlarını da göstereceğim. Programımız 4 tane bölümden oluşuyor. 4 tane bölümden bir tanesi ücretsiz. Sizlerin de telefonunuzda herhangi bir sorun olduğunu düşündüğünüzde, telefonunuzu işte recovery moda sokmak istediğiniz zaman tuşları beceremiyorsanız, tuş kombinasyonlarını yapamıyorsanız veyahut herhangi bir tuşunuzda fiziksel bozukluk var ise, recovery moda sokamıyorsanız, telefonunuzu veya cihazınız diyeyim, Apple'ın cihazlarını recovery moda sokmaya veya recovery moddan çıkartmaya yarıyor. Diyelim ki sizin power tuşunuz bozuk, haliyle telefonu recovery moda sokup veya çıkartamazsınız. Bu ücretsiz kısımda bunu size yapmanız olanak veriyor. Bunu nasıl yapıyor? Hemen size göstereyim. Telefonun kablosunu takıyorsunuz. Hemen telefonumuzu takayım. Telefonun bilgisayarı görmesine de izin vermem gerekiyor. Burayı tuşladım. Hemen burada bilgisayarımız, güvenmişiz zaten. Bakın bu kısmı görüyorsunuz. Ücretsiz olan kısım burası. Buraya tıkladım. Telefonu bilgisayara takmamızı söyledi. Ben zaten takmıştım. İleri dedim. Eğer ki cihazımız şu anda açık olduğunu gördüğü için recovery moda sok diyor. Hemen tıklıyorum. Bakın görüyorsunuz. Telefonu hemen şöyle de koyayım. Telefonumuz otomatik olarak recovery moda soktu. Tuşlarımız olmasaydı veya tuşlarımızdan herhangi biri fiziksel olarak bozuk olsaydı dahi gördüğünüz gibi recovery moda telefonu sokabiliyor. Hemen tekrar çıkart diyorum. Ola ki recovery moda bir sorundan dolayı geçmişti. Bakın tıkladım. Hemen telefonumuzu recovery moddan kendi çıkartıyor. Herhangi bir tuşa basmadan. Yani bunu en çok tamir servisiyle uğraşan insanların da çok işine yarayacaktır. Çünkü power tuşu bozuk olabilir, işte olmayabilir, çalışmayabilir. Bu durumlarda telefonu modları alıp çıkartmakta inanılmaz kolaylık sağlamış oluyor. Bakın gördünüz, telefonumuz yeniden açıldı. Hemen şimdi diğer modları göstereyim size arkadaşlar. Bu ücretsiz olan kısım. Reset device kısmında açtığınızda iki tane bölüm var. Standart reset ve hard reset. Standart reset kısmı cihazınızı sıfırlıyor. Yani telefonunuzun içindeki bilgileri sil demek. Her şeyi siliyor ve olduğu yazılım versiyonunda tutuyor. İçindeki bütün aklınıza gelen ne varsa siliyor. Hard reset kısmında ise telefonunuzu bir üst yazılım varsa son yazılımı yükleyerek siliyor. Bakın burada dediğiniz zaman telefonunuza bir işlem de uygulayacak. Yani yeni versiyon varsa versiyonu indirip o versiyonla telefonunuzu sıfırlayacak. Yani şey gibi düşünün, standart resette telefonu bilgisayara takmadan içindekileri sillemek, hard resette ise bilgisayara takıp üzerine yeni versiyon yüklemek. Aklınızda kalsın, bunu unutmayın. Aradaki farkı bunlar. Alt taraftaki gördüğümüz kısımlar basit kısımlar. Yani alt taraftaki kısımları siz iTunes'ta da yapabilirsiniz. İşte kendiniz recovery moda alıp çıkmayı, tuşlarınızda bir bozukluk yoksa zaten bunları siz de yapabilirsiniz ama aslında önemli kısımlar bu üst taraftaki. Bu standart bölüm dediğimiz kısım telefonunuz donduysa, ekranınız çalışmıyorsa. Bakın burada hemen açayım. Bakın standart kısımda yazıyor. Telefonunuz
beyaz ekran veya siyah ekranda takılı kaldıysa, işte iTunes yüklemesi yaptınız ve iTunes hata veriyorsa, işte telefonunuz donmuş, işte bir modda, default veya recovery modda tekrar kendini açıp açıp kapıyorsa gibi veyahut kapalı hiç açılmıyorsa gibi bir durumda bu standart modu kullanıyorsunuz. Standart mod ne yapıyor? Bu durumdan sizi kurtarıyor ama telefonunuzun içindeki dataları saklıyor. Yani sizin o anki sorununuzu çözüp sizin datalarınızı kurtarmaya yönelik olan kısım standart mod. Bakın burayı yaptığınız zaman deminki işlemler gibi. Telefonunuzu tanıyor, işte hangi versiyon varsa o versiyonu download diyorsunuz. Bakın telefonunuzun, ben az evvel de versiyonu zaten hazır olsun diye indirmiştim. İndirdiği versiyon üzerinde verify yapıyor. Hani doğru mu vesaire mi diye ayarlıyor. Telefonunuza indirmiş olduğu sürümü modifiye edip yüklüyor ve telefonunuzun içindeki bilgileri korumaya yönelik işlemler yapıyor. Bakın indirdiği IPSV dosyası dediğimiz telefonunuzun işletim sistemi olan versiyonu indirdi. Yani ben daha evvelden indirmiştim. Onu kendine göre dataları kurtaracak şekilde uyarlıyor. Birazdan da yüklemeye başlayacak. Hatta yüklemeden önce bir uyarı varsa orada kapatırım. Hani o işlemler çünkü biraz vakit alacaktır. Bakın indirmiş olduğu dosyayı açıyor. Yani az evvel kontrol ettiği dosyada herhangi bir problem var mı diye. Kontrol ettikten sonra dosyayı açıyor. Telefona yüklemeye başlayacak. Ben telefona yüklemeye başlamadan fişini çekeceğim. Hani işlem başlamasın. Çünkü bakayım. Ben size şuradan kapatayım. Tekrardan telefonu yeniden vakit alıp da başlatmasını istiyorum. Çünkü hakkımızda yemesin. Bir telefonunuz bozuldu. Yani bozulduğunu düşünüyorsunuz. Az evvelki söylediğim hatalardan biri varsa bu standart modda takacaksınız. Device'ı gördünüz, başlattı. Eğer takılıysa taktık. Start'a basacağız ve telefonumuzun içindekileri kurtarmaya çalışacak. Eğer diyelim ki bu modu da istemiyorsunuz, diğer moda geçeceksiniz. Diğer modda neydi ismi, ana başlığını düşünüyorum. Advanced modda ne yapıyor? Diyor ki advanced modda da şunu yapıyor. Standart modun dışında diyelim ki ekran şifrenizi unuttunuz veya standart modda yaptığınız zaman standart modda kurtarma başarılı olamadı. Yani standart modda ne yapıyor demiştik? İşte üzerinde bazı modifikasyonlar yapıyor yazılımı ve ona göre yüklüyor. Diyelim ki bunda başarılı olamadınız. Sizin en azından işte içindeki bilgileri kurtarabilirsiniz diye size belki Wi-Fi'ye bağlanamayacak telefonunuz yazılım bittikten sonra. Belki bazı özellikleri kısıtlı olacak ama sizin datalarınıza ulaşabilmeniz için gerekli olan bazı ekstra adımları da atıyor. Ve o versiyonu yüklüyor. Bakın Advanced modu tıkladım. Hemen gene download kısmı geldi. Cihazın ne olduğu ve hangi versiyonları yüklenebileceği, bu işlemlerin yapılabileceği versiyonları görecek. İnternete bağlı olmanız gerekiyor tabi bunun için. Diyelim ki eski sürüm istedik. Download dedik. Bakın burada indirme işlemini başlıyor ve indiriyor. Biz de diğer versiyon olduğu için buna iptal dedim. 16.1.1'i indirmiştik çünkü. Download dedim. Zaten var olduğu için onaylamaya başladı. Onaylayıp aktarıp basacak formatın gözüne. Evet arkadaşlar, program böyle. Bir de programın neler yaptığını güzel. Ben bu programı bir tane cihaz için kullandım. Cihazda açılma sorunu vardı. İşte kendini reset atıyordu, böyle saçmalıyordu diyeyim size. Açılmıyordu. Yani açılır gibi oluyordu. Programı kullandım ve sorunu giderdi. Datalarını kurtardık. Kurtardıktan sonra yazılımı zaten sıfırdan yükledik ve kurtardığımız dataları geri telefona aktardık. Herhangi bir sorun yok. Tabii bunun için VIP member dediği, yani VIP üye olmanız gerekiyor. Bu biraz ücretli. Bakıyorum bana verdikleri cihazdan bir tane hakkım var ve şu anda onu kullanmamışım. 12. ayın 25'ine kadar da kullanma hakkım var. Hemen bir burada fiyatlarına bakayım isterseniz. Bir aylık plan 29 dolarmış. Benim aldığımda işte 69 dolardı. İndirim vardı. Hatta 40 küsur dolara almıştım. Bakın şimdi alırsanız aynısı 39.95'miş. Bir ay içinde kullanırım derseniz 30 dolarmış. Yani siz dağın başındasınız, telefonu götürebileceğiniz bir kimse yok, ne yapacağınızı bilmediğiniz bir durumda eğer ki telefonunuz kilitlendiyse, açılmıyorsa programı alıp, satın alıp en azından burada bir işlem yapıp kendinizi kurtarabilirsiniz. Yok ben bu işlemi yapamam diyorsanız da bizim gibi servis hizmeti veren birilerini götürüp onların yapmasını isteyebilirsiniz. Onlar da bu ve buna benzer programları kullanarak size yardımcı olacaktır illaki. Bu sizin o kişilere ulaşamadığınız yerde can kurtarıcı olur. Ben en azından bir cihazda bu işlemi yapıp da başarılı olduğu için size öneriyorum. Aynı 3U Tools'da önerdiğim gibi bu programda gayet insanları kurtaracak bir program olduğunu düşünüyorum. Sizin de buna benzer kullandığınız ve başarılı olduğunu düşündüğünüz programlar varsa bana yazın. En azından ben kendim test yaparım, o üreticiyle irtibata geçip o
programdan da videolarını çekmeye çalışırım. Bu ikinci programımız oldu herhalde iPhone'a yönelik. Varsa sizin de bildiğiniz iyi programlar en azından alttaki yorumlara yazarsanız onları da kontrol etme şansımız olur diyorum. Bunun dışında da aklıma bir şey gelmiyor herhalde. Anlatmam gereken her şeyi anlatmışımdır. Anlatmadığım ve aklınızda kalan açık bir kısım varsa gene dediğim gibi altta soruları yazarsanız oradan cevaplarım diyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanala abone olmayı da unutmayın ki buna benzer programları ve tanıtımları yapmaya devam edebilelim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.